Buyurun Şahin amca, pardon. Önüne baksana delikanlı. Ne işin var senin burada? Anahtarı yok. Ya ne zamandır kimse görmedi. Sen bir kere anahtarı çal. Hayır, bu kadar saattir ne yapıyorsun? Tamam, çal kapıyı çal. Kapıyı kırıldı. Kapıyı abi getir hadi getir. Aç. Ay. Şunu çeviriver hadi. Bu küçük kız, Mona, bir çocuğun görebileceği en acı şeyi gördü. Annesinin ölü bedenini. Babası cezaevine, annesi mezarlığa gönderilirken onun payına da bu yetimhane düştü. Henüz bilmiyor ama hayatının kalanını işte kimselere geldik. Güvenmeden geçirecek. Hem sarılmak isteyip hem sarılmaktan korkarak, bir kirpi gibi sırtında oklarla yol almaya çalışarak. Hadi bakalım. Ah Mona, zavallı çocuk. O yolun sonu sanıyor. Ama hayat öyle kolay bırakmaz insanın yakasını. İşte yeni evim burası. Dosyaları unuttum. Hadi Manolya. Hoş geldin Manolya. Size söylemediler mi? O olaydan sonra artık konuşamıyor. Söylediler. Hazırla yanıma getir. Hadi. Hayır ya. Hayır. Ufuk beni öldürecek. Bu sefer öldürecek beni. Ne aldım? Aldım.
yapıyorsun gene? Sen eksiktin. Bu sabah bu evin önüne kamyon çekilecek demedim mi ben? Cevdet abi, ben geceden sabaha nereye gideyim? Ne geceden sabaha be? Ya aylardır dilimde tüy bitti. Yeni kiracı gelecek diyorum. Ya seni mi bekleyecek millet? Bak ev bakıyorum, sen de biliyorsun ama... Yeter daha! Hırsız gibi çöktün kaldın malıma. Ağzından çıkanı kulağın duysun Cevdet abi. Duymazsan ne olacak ha? Ya yalan mı lan? Birazcık utanman arlanman olsa şurada durur musun hala? Abi ayıp oluyor bak. Ayıp bildiğin var da sanki. Ya bir de genç kız olacaksın be. Şu haline bak. Ya insan bir ar eder, haya eder be. Yeter be, sensin arsız. Üç kuruş için yaptığı şeye bak. Lafını bil de konuş, saygısız. Koparmayayım o dilini. Ne diyorsun sen ya? Ya sana iki saat mühlet. Ya iki saate çekersin kamyonu kapının önüne, alırsın eşyalarını gidersin. Ya da ben bilirim yapacağımı. Elinden gelenin ardına koyma. Bari sen de kaçma. Kaçma. Kaçma, 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 kaçma. Kaptan! 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 Efendim Mesut Bey? Mona neredesin? Geliyorum. Otobüs Bey. Gelme. Kovuldu mu? Bu gidişle yakındır o da. Bak şimdi sana bir adres atacağız. Direkt oraya geçiyorsun. Tamam. Haber mi var? Dün gece bir evi daha yakmışlar. Yine mi? Bak bir de ağır yaralı var. Gelmeden önce hastaneden fotoğraf al. Tamam. Geldi mi adres? Bakıyorum, bakıyorum hemen. Bir dakika, bir saniye bakıyorum. Geldi. Geldi adres. Mona. Efendim? Bak bu sana son uyarımdır. Bir daha yayın kurulu toplantısını kaçırırsa fena bozuşuruz yani. Ufuk Bey ben... Kaptan! 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 Sayın seyirciler, arkamda görmüş olduğunuz bu gece konduda dün gece akşam saat... Terörle mücadele eden de damlarlar birazdan. Dosyayı cinayet bir aldı bile abi. Ne dosyaymış abicim, paylaşılamadı. Neyse ben işlemleri başlatayım. Pişt, yakışıklı. Ya bakayım. Ne oldu senin yanaklarına ya böyle? Sen nerelere sürtün yanaklarına? Her yerini batırmışsın. Dur bakayım. Hah. Bak şimdi seni buraya alacağım. Tamam mı? Bana poz ver, güzel bir fotoğrafını çekelim. Şimdi. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Hah. Buraya. Biraz çök. Evet. Üzül bakayım biraz. Çat kaşları. Çat 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 çat. Hah. Üzülsene. Aferin sana. Kork biraz daha şimdi bakalım. Kork, 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 kork. Aferin, evin yanmış. Kork. Ne yapıyorsun sen? Şişt, geç oğlum sen de şuradan. Çık, geç. Çık. Sana diyorum, ne yapıyorsun? Haber? Ya kardeşim, hadi git. İşimiz gücümüz var. Kalabalık etme. Film çevirmiyoruz burada. Tamam amirim, biz de film izlemiyoruz zaten. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Ne yapalım yani? İşimizi nerede yapalım? Nerede fotoğraf çekelim amirim? Kardeşim, nerede çekiyorsan çek. Amirim bak seni yormayacağım. Al beni içeri. Bir iki fotoğraf çekip gideceğim. Görmeyeceksin beni. Söz veriyorum. Hadi. Bu bant var ya. Seni patla diye koymadım. Çok özür dilerim. Çok affedersiniz.
Hadi. Kızım yavaş ya. Önüne baksana kızım. Hale bak. Ha. Ya öyle bacım. Böyle her tarafı alevler içinde kalmış da yanı yana adam kendini zor atmış dışarı. Yandım anam diye bir bağırışı varmış ki kızarmış tavuk gibi cızlayıp kalmış. Tövbe estağfurullah. Bizim halimeler görmüş. Ucu ucuna kurtarmışlar adamı. Battaniyelerle falan müdahale etmişler de adam ölmekten kurtulmuş. Öbür dünyayı beklemeden bu dünyada yandı adam işte. Affedersiniz, evin sahiplerini tanıyor muydunuz? Tabii tabii, kaç yıllık komşularımız bizim onlar. Zöhre, kocası İsmail, bir de kızları var. Kızları şey... Konuşamıyor. Zöhre hamileyken kocası karnına tekme atınca... Bir tane nasıl daha tekme? Yaralı varmış ama öyle duydum. He, İsmail. Kadın ve çocuk. Pardon. Araya girmezseniz, işimi yapmaya çalışıyorum da. Tabii. Yok, onlar evde değil zaten. Yok, evdelermiş de İsmail yine gece gece içip cozutunca. Çok da verdi garibanları çok. Böyle gece gece apansına zor atmış kendini. Halime bu kapı komşuları bütün gece dayak sesi dinlemiş. Zöhre ne olur kurtarın beni, yalvarırım bırak imdat diye bağırmış. Ve kimse dinlemişler yeri... derken bayağı durup dinlemişler mi yani? Yani kahrolmuşlar ama ne yapsınlar? Sonunda Zöhre kızı kapıp yalın ayak öylece evden kaçmış. Düşün artık nasıl korktuysa garibim. Yazık ya, kadersiz komşum. Peki sonra Anladım. Zöhre kaçıyor, yangın da arkasından çıkıyor. O zaman Zöhre'nin intikam olarak yapmayı... Pardon, siz gelebilir misiniz şöyle? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorum? Niye röportajı masalcı oluyorsun? Git kendi tanığını kendin bul, röportajını yap. Önce şimdi bir açıklığa kavuşturalım. Ben senden önce geldim. Ayrıca bir soruyu 1000 kişi sorar, haberi 1 kişi patlatır. İyi olan kazansın diyelim mi? Gerçekten uğraşamayacağım seninle. Bence de. Affedersiniz. Peki ablacığım, bu ailenin hiç düşmanları falan var mı? Daha önce burada bir olay malayı oldu mu daha önce? Gördünüz mü? Burhan! Ne haber? Oo, Cevval muhabirimiz. Hayırdır, geç kaldın? Herkes orozlu saat gibi bugün gerçekten. Bir şey bulabildiniz mi? Görgü tanığı yok. Bombesilerden bir şey çıkarsa. Diğer yangınlarla bağlantı. Gel. Bakıyoruz vallahi ama işler bayağı büyüdü. Tepeden baskı da var. Dosya bayağı ısındı anlayınca. Bana bak, 2 dakika birazdan savcı gelecek. Tamam. Bakıyorum polislerle arandan su sızmıyor. Yabancım değiller. En yakın arkadaşım da polis. Ya bir şey diyeceğim. Şu içeride çektiğim fotoğraflardan. Bana 1-2 tane ateşlersin değil mi? Rakip gazeteye niye fotoğraf veriyormuş? Tamam, verme. Sat o zaman. Yok artık. Sebep? Ya malum işte yeniyim. İçeri almıyorlar beni. Senin kadar sevenimiz de yok. Ya şimdi elim boş dönmeyeyim gazeteye. Demek ki neymiş? Erken gelmek yetmezmiş. Gazetecilik biraz da network işiymiş. O yüzden sevimsiz olmamak lazım değil mi? Yani senin için çok zor. Bir düşüneyim. Sevimsiz olmak mı, işbirlikçi olmak mı? Ağzını topla. Hani hiç kavga edemeyeceğim. Seninle benim hastaneye gitmem lazım. Aa, gel atayım seni. Ben de hastaneye gideceğim. Hiç sanmıyorum. Mona, nerede kaldı haber? Bir saate yollayacağım. Hastaneye geçiyorum. Ya sen daha geçmedin mi kızım? Ya biz haftalık dergimiz ya. Biz internet gazetesiyiz. Çabuk geç hadi ya. Biliyor musun? Merhaba. Gel bakalım. Thank you.
Atla bırakayım. Lüzum yok. Ya aynı yere gidiyoruz zaten. Hadi atla. Oraya benden sonra varmak istemezsin bence. Yavaşlar mısın? Yavaş gidiyorum zaten. Daha yavaş lütfen. Peki. İtalya'dan gelmişsin. Öyle diyorlar. Oo. Dedikodumuz dönüyor galiba. Camia küçük. Yeni biri gelince fark ediliyor. Bir gıcık bir tipse. Merak ettiysen söyleyeyim. Milano'da bir internet gazetesi için fotoğraf çekiyordum. Niye geldin o zaman? Memleketim burası olduğu için olabilir mi? Gofret? Yalnız bu ev kiraları bayağı arttı. Sen nasıl hallettin ev işini? Rahmetli dedemden kalma bir daire vardı. Oraya yerleştim. Ha, gevşekliğin nedeni şimdi anlaşıldı. Bazıları şansı doğuyor tabii. Yok ya. Bayağı eski bir daire. Ama bana yetiyor. Hatta yarısı arttı bile. Ne demek arttı? Rahmetli dedem. Babaannemle küsüyorlar. Dedem evi ortadan ikiye bölüyor. Bir tarafında biri, diğerinde biri yaşıyordu. Nasıl yani? Karı koca aynı evde ama ayrı ayrı gibi mi? Aynen öyle. Babaannem rahmetli olunca da dedem kendi tarafında kalıyor. Evin diğer tarafını bir daha hiç kullanmadı. Ben de aynı düzen, öyle dedem gibi. Evin tek tarafında takılıyorum. Bina ta 40'larda yapılmış. Yani sağ sol dökülüyor ama güzel bir hissi var. Ferah bir yer. Biz çay. 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 Eşyalar tabii dedemden kaldığı için biraz demode. Ama ben seviyorum. Komşular çok tatlı insanlar. Zaten büyük amcam da alt katımda oturuyor. Aile apartmanı dedik vereceğiz. Kapıyı çekip çıkıyorum. Aklım arkada kalmıyor. Benzin alacağım Mona Hanımcığım. Müsaadeniz var mı? Adımı nereden biliyorsun? Malum camia küçük. Gıcık biri gelince fark ediliyor. Fullerim abi. Tabii ki. Miras 7 olunca fulleniyor tabii. O zaman ben tuvalete gidiyorum. Gayet iyiyim Ana Hanım. Bak sen. Nerelere girmiş fındık faresi. Paylaşmayı öğrenmen lazım Ana Hanım.
Heh, şöyle vereyim. Üstü kalsın ya. Teşekkür ederim. Eyvallah. Kemiğini bağla. Uçuşa geçiyoruz. Peki. Buradan giriyoruz galiba ha? Yok, biz bir süre daha düz gideceğiz. Emin misin ya? Sanki oradan dönüyorduk gibi hatırlıyorum ben. Benim mahallem burası. Biliyorum da konuşuyorum. Birazdan benim evimin önünden geçeceğiz zaten. Demek evin buralarda. Hangisi senin evin? Sana ne? Abi. Dur, 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 dur eşyalarım dur. Dur eşyalarım, dur, dur eşyalarım. Ne eşyası? Eşyalarımı bırakır mısınız? Bırakır mısınız eşyalarımı? Pardon, ben atıldı zannettim, kusura bakmayın. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun, ne hakla? Çık dışarı. Ne var? Ne bağırıyorsun kuyruğuna basılmış dana gibi? Ne demek bu şimdi? Topla pılını pırtını defol git demek. Kaç kere ihtar çektik, kapına memurla geldik ama artık yeter. Ne? İyi misin? İyiyim. Hadi yürüyün gidin hadi. Cevdet Otel kapandı. Ben miyim alemin hani Aysin? Sen misin evin sahibi? Evet benim, ne olacak? Nasıl ne olacak ya? Hak var, hukuk var, kontrat var değil mi? Kontrat da mı var? Niye benim haberim yok? Tamam, yoksa yok. Yoksa yok. Senin yaptığın delikanlı sığıyor mu? Bana delikanlık dersi vereceğine önce yanındaki arsa sahip çık. Milletin evine çökmeyin öyle. Dağ başı mı burası? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Hem sana ne oluyor? Sen kimsin lan? Ben kimim biliyor musun? Kim? Ha, beni merak edin. Ben kimim biliyor musun? Seni birazdan aşağı alacağım. O ağzını burnu kıracağım. O işçiyim tamam, ben. Tamam sakin. Gel bakayım sen böyle tamam. Bir dağ başı oduvar aslında. Tamam sakin olsun, dur. Tamam. Benim derdim bana yeter zaten. Ben bir de hassas erkek egosuyla uğraşamayacağım şu anda. Ha, görmüyor musun? Dangalar ne biçim konuşuyor? Sakin ol. Tamam, tamam. Sakin ol. Tamam tamam, ben çok sakinim şu an. Sakin tamam misin? Evet sakinim. Sağır mısın delikanlı? Pılınızı pırtınızı toplayıp defolup gidiyorsunuz. Bak ben sakinim, beni nasıl kaşıyor oradan, gel. Ya tamam saçmalama sen. Gelme bakayım buraya. Sen gel yoksa ben alacağım seni oradan. Ya sus sen de ya artık. Aklım benim evde hala konuşuyorsun oradan. Hadi abi. Ne yapıyorsun ya? Görmüyor musun? Ne yapacağız? Nereye götürebiliriz eşyalarını? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ailen yakınlarda mı? Yakın bir arkadaş evi falan? Leyla. Müsait misin? Tatlım, görevdeyiz. Acil mi? Cevdet sonunda kolcu bin evden eşyaları kapının önüne koymuş. Ne diyorsun? Eşyalarla sokakta kaldım. Sana gelsem? Mona biliyorsun ben şu an özel görevdeyim. Yani mümkün değil. Telefonlarımız bile dinlemiyor. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Üzülmesen ben bir yolunu bulurum. Tamam, merak ederim ama haber ver. Tamam. Buldum. Buldum. Bana taşınıyorsun. Pardon? Bayağı bana taşın. Daha neler? Ya söyledim ya sana, dedem evi ortadan ikiye bölmüş diye. İki farklı yatak odası, kendine ait banyoları var. Sadece mutfak ortak. Hadi gidişin haydi. Ya neden, bir düşün. Hem daha iyi bir yer bulana kadar bana kiracı olursun. Saçmalama. Olmaz öyle şey. Ne yapacaksın? Var mı bir planın? Eşyalarını götürebileceğin bir yer var mı? Peki bu neyin inadı? Ha? Ne diyorsun? Seni tanımıyorum. Ha,
Şu dangalığa tanıyordun sen. Online evde oturmuyordum. Benle de aynı evde oturmayacaksın zaten. Söylüyorum sana. Şu an hayal edemiyorsun evi muhtemelen bilmediğin için ama birbirimizin yüzünü bile görmeyeceğiz. Sadece mutfak ortak. Ev arkadaşı gibi düşünme. Yan komşu gibi düşün. Darkıtı nasıl lan? Ya sen girsene içeri. Allah Allah. Ya. Ya sen ne biçim bir adamsın? Şu ayıcığı atmasaydın bari. Var mı adı? Şükufe. Anladım, kendini düşünmüyorsun. En azından Şükufe'yi düşün. Efendim Ufuk Bey? Yok, gidemedim daha. Haklısınız, haklısınız ama eşyalarım yerde, onları... Evet ama onları bir yere koymadan mümkün değil. Haklısınız, işsiz kalmak ben de istemiyorum. Evet. Ben... Geliyor musun? Ne kadar kira? 'Geldik. Burası da bizim fakirhane palası. En üst kat. 8 numara. Hadi indiriyoruz. Hadi abicim hızlı hızlı. Hadi en üst kata çıkacak ha. Tamam. Şunları versene. Ver ver. Tamam. Tamam bunları ben aldım. Çıkıyorum hadi. Cüpten hadi. Sırtıma ver. Hadi. Ver abi. Kolay gelsin. Taşınman var. Hı. Nereye? Buraya işte. En üst kata değil mi? Nereden bildiniz? Buraya gelen giden çok oldu bu ara. Allah kolaylık versin. Güle güle otur. Çiçeklere dikkat edelim lütfen. Ben alayım bunu. Gel biz çiçekleri kurtaralım ya. Sen onu da bana ver abi. Eyvallah. Hayırdır Yakup? Bu kamyon ne? Ha Hamiyet abla. Arkadaş bir süreliğine bana taşınıyor da. Arkadaş. Hadi bakalım. Tabii yine sen bilirsin de. Laf söz olmaz mı? El alem ne der? Ne yaptın Hamiyet abla ya? Yontma taş derinde mi yaşıyoruz? El alem işine baksın. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hadi. Durun. Ne oldu? Siz büyük eşyalarla ilgilenin.
Bunları bana bırakın canım. Ben küçük eşyaları taşırım. Siz onlarla ilgili verin bu çiçekleri bana. Yok verin. Canım, yok. Bunlar çok önemli. Aşk olsun, versene sen şunu bana. Yükle bebeği. Hiç zahmet olmasın. Ay ne zahmet ayol. Aa, ben zaten Muzaffer abiye gidecektim. İngiliz anahtarı almaya. Bunları da götürmeyelim. Ne olacak? Emin misin Emiyet abla? Eminim, aşk olsun. Ver. Oh, tamam. Sağa sola çarpmasınlar eşyalarınızı sonra, biliyorsunuz. Taşınırken kırılır, dökülür. Hadi yavaş yavaş. Yavaş yavaş taşıyın. Aheste aheste. Yavaş yavaş. Hiç şey yapmayın yani. Sağ olasın. Yine de bir yardım. Ay yok canım, lütfen. Siz eşyaları bakın lütfen. Lütfen. Koyun şuraya. Dur. Ben alayım. Ya bu arada kusura bakma, benim yüzümden işe gidemedin. Hallederiz. Bu ne rahatlık? Ha, en kötü ne olabilir ki? İşsiz kalırsın. Ha, senin tuzun kuruydu tabii değil mi? Amca? Oğlum, erkencisin. Evet ya. Bugün öyle oldu. Valla Hamiyet bir şeyler söyledi ama anlamadım pek. Bilal anlatırım. Muzaffer amcam, alt komşun. Amcacığım, Mona, arkadaşım, yeni kiracım. Kiracın? Bir süreliğine ama değil mi? Geçici yani. Bakacağız. Ne diyelim? Hayırlısı olsun o zaman. Hoş gelmişsin kızım. Hoş buldum. Allah yardım edeyim diyordum ama ocakta da yemeğim var. Bir kat kaldı, siz çıkarıverirsiniz artık. Alayım ben. Benim de belim malum, eşyaları el atamıyorum. Ama bir şeye ihtiyacınız olursa evdeyim, tamam mı? Yani hemen tık tık. Yok amca, sen dinlenmene bak. Biz hallederiz. Sağ ol. Tamam. Şunu bırakayım da. Çok tatlıymış amcam. Ha, aslında büyük amcam. Dedemin kardeşi. Dedemin çok emeği vardır. Ben de. Ailemden fazla hatta. Amcam da işte. Dedemin emaneti bana.